Müslüman evlendirme. Yani fark etmez ya. Ya ben evlendiririm yani, benim bir sıkıntı yok öyle bir şeyle. Kendi kararı. Bir kız çocuğun olsa İslami inancı olmayan biriyle evlendiririm. Evlendiririm abi, ne evlendiririm? Herkesin dili kendine göre değişir yani, herkesin diline saygı duymak lazım. Kız çocuğum olsa inanç, evlenecek kişinin inancı benim çok umurumda olmaz yani. Dinimize göre bence de bu olabilecek bir şey. Bu olabilecek bir şey. Kız çocuğun olsa onu ateist biriyle evlendirir misin? Ateist biriyle. Allah inancı olmayan, Allah'a inanmadığını söyleyen, yani bu dünyayı, bu kainatı bir yaratıcının yaratmadığını söyleyen biriyle evlendirir misin? Dinimizde haramdır. Bunu biliyorsunuz. Yani şimdi söz geçmiyor gençlere. Yani büyükleri dinlemezler. Ben şahsen evlendirmem. Yani İslam'da haram olduğu için evlendirmem. Evet. Vallahi benim kızım kendi seçimini kendi yapar. O da kimle evleneceğine kendi karar verir. Onun... Ben çok karışmam diyor. Yok, hayır karışmam yani. Mümkün değil, kesinlikle evlen. Dini inancı olmayan adamla ben hayatta kızımı vermem. O kızı da gebertirim onu. Niye abi, dur sakin ol. Hayır. Niye evlendirmezsin peki? Ben inançlı olan, peygamberime, Allah'a inanan insanız. Ben Erzurum çocuğuyum. Benim Allah'a, peygambere inancım olduğu için kızım gidip bir dinsiz, imansızla evlense ben ne yapacağım? Kabul etmem diyorsun, izin vermem. O dinsiz, imansızla çıkacak yavru da ne çıkar? Hayır. Neden? Bir sebebi var mı senin için? Bence var, evet. Herkesin dini, herkesin kendine. Ben gazeteciyim. Yani... Dolaşmadığım ülke yok. Herkes kendi dinini ne güzel koruyorsa ben de kendi dinimi korumak zorundayım. İslam'ı korumak için Müslüman biriyle evlendirir mi? Evet. Yani bizim dinimizde şöyle. Erkek yabancı bir kızla evlenebilir ama bir kız... yabancı bir erkeklerle evlenemez. Ölçü bu. Yani her dinin nasıl kendisine göre bir ölçüsü varsa bizim dinimizin de kendisine göre bir ölçüleri var. Ben de Müslüman olduğuma göre ona göre yaşamak zorundayız. Kız çocuğun olsa bunu İslami inancı olmayan biriyle evlendirir misin? Kız çocuğum var ama İslami inancı olmayan biriyle kesinlikle evlendirmem. Evlendiririm. Neden evlendirirsin? Yani bir gerekçen var mı? Şu yüzden evlendiririm yoksa yani İslami bir inancı yok ya. Mesela Müslümanlıkta biliyorsundur belki. İslami inancı olmayan biriyle evlendirmek doğru karşılanmıyor. Senin için bu önemli mi yoksa ben evlendiririm kişinin karakterine bakarım mı diyorsun? Benim için önemli değil. Kişinin karakteri önemli tabii ki. Yani fark etmez ya. Ona bırakırım. Bu seçim aynen. Ben çok karışmam. Ben karışmam. Peki sen? Ya belli bir yaştan sonra kendi yolunu çizeceği için ben kendisine bırakırım. Ama tabii ki Müslüman biriyle evlenmesi tercihim olur. Ama hani kendine zaten belli bir yol çizeceği için kendisine bırakırım. Kız çocuğunuz olsa ateist biriyle evlendirir misiniz? Ya ben evlendiririm yani, benim hiç sıkıntı yok öyle bir şeyle. Kendi kararı. Eğer gerçekten kontrol ederim. Baktım iyi bir çocuk, evlendiririm. Ben karışmam yani. Sıkıntı olmaz benim için diyorsun. Dinsel açıdan sıkıntısı olmaz benim ben için ama... veririm. Aynen, eğitiminden sonra kendine kalmış. Şimdi İslam'da belki biliyorsunuzdur, mesela Hristiyan biriyle veya dinsiz biriyle evlendirmek doğru değil. Hani o açıdan bunu öğrendiğinizde peki değişir mi fikriniz yoksa hala aynı ben evlendiririm diye mi düşünürsün? Benim için değişmez. Benim için de değişmez. Bir kız çocuğun olsa İslami inancı olmayan biriyle evlendirir misin? Evlendiririm abi, ne evlendirmeyi? Benim için fark etmez. Müslüman olsun olmasın. O önemli değil. Arasındaki bir olay olduğu için bize ailesiz sadece. Hani şöyle bir şey olur. Konuşuruz. Eğer çocuk bir şey demiyorsa ona da yapacak bir şey yok. Anladım. Ona bırakırım diyor. Tabii canım, öyle yani. Evlendirme abi, sorun yok. Herkesin dini kendine göre değişir yani. Herkesin dinine saygı duymak lazım. Ya benim için fark etmez. Benim için bir sorun yaratmaz. Anladım. Ben kızım olsa veririm, evlendiririm. Veririm abi, sorun değil. Şimdi önemli olan abi, şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Ekonomiye bakarım. Eğer geçindirecekse, kızıma bakabilecekse sorun yok abi. Ben dinine göre insanları yargılamam. Evlendiririm. Benim için fark etmez diyorsun yani dini. Doğru. Kişiliği mi önemli? Kişiliği önemli. Yaşam tarzı önemli. Yani kendi inanışı olabilir. Saygı duyarım. Kızımla o şekilde yaşar. Kız çocuğun olsa din inancı olmayan biriyle evlendirir misin? Evet. Bir gerekçem var mı yani, şu yüzden evlendiririm veya... Ya gerçekten çok büyük bir aşk varsa ortada, hani bunu din falan filan şey yapmaz yani. Ben hayır desem de o onun peşinden gider belli bir şeyden sonra. Dinlemez diyorsun o gibi. Dinlemez yani. Bir de bana çok fark etmez ya. Ateistmiş, Hristiyanmış, Müslümanmış yani. Sonuçta bütün dinlerin bir inanan kitlesi var. Hani bir din doğru bir din yanlış demek de çok şey değil yani. O yüzden fark etmez yani benim için. Evlendiririm, özgür. Bakmazsın dinine, kişiliğine mi bakarsın yoksa? Evet, kişiliğine bakarım büyük ihtimal. Anladım. Dini inancı benim için önemli değil diyorsun. Hayır, ya benim için değil, kızım ne düşünür?
O ne düşünürse ona saygı duyarım yani. Problem değil benim için. Kız çocuğum olsa inanç, evlenecek işte inancı benim çok umurumda olmaz. Yani o kimle evlenmek istiyorsa onunla evlenebilir. O kabul ettikten sonra benim için fark etmez. Evlendiririm abi kendi düşüncesi. Saygılı veya nezif insansa, düzgün bir insansa neden olmasın? Çok bakmam dinim. Aynen bakmam ya. Karakteri düzgünse evlendiririm. Dini benim için önemli değil. Ona bakarım. Tabii ki. Yani seviyorsa olabilir abi. Ben de mesela gidip de yabancı şey Müslüman olmayan biriyle evlenebilirim abi. Normal bir şey bu. Seviyorsa ilgilendirmez gerisi beni. Yani seviyorsa olabilir abi. Sıkıntı yok. Sen kanka? Ben de aynı fikirdeyim. Öyle yani. Seviyorsa olur evet. Bakmam için İslam mı Müslüman mıdır değil mi diye veririm diyorsun. Doğru abi. Veririm direkt. Ben şahsen fikrine saygı duyarım kendisinin. Sadece insanların dinine göre değil, kendi sevgi ve saygılarına göre de değerlendiririm. Dinimize göre bence de bu olabilecek bir şey. İnsanlar her şeyden önce Müslüman olabilir ama kendi inançları da var. Kendi sevgileri de var, onlara da saygı duyarım ben. Evlendiririm yani. Bakmam diyorsun dinine. Yok, bakmam. Sen? Bence sevmesi yeterli, ben de evlendiririm. Sen de bakmazsın. Yok. Karakterine falan bakarsın. Bakarım tabii ona. Kız çocuğunuz olsa Müslüman olmayan biriyle evlendirir misiniz? İlk sen. Evet. Evlendiririm diyorsun. Evet. Benim için fark etmez yani. Evlendir. Müslüman evlendirme. Aynı fikirdeyim. Kesinlikle. Niye? Yani siz Müslüman mısınız? Değiliz. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Aklımda tekrardan bir soru var. Onu sormak istiyorum. Tabii, yeni burada cevaplayabilirim. Buyur geçelim. İslamiyet'te ateist birisiyle Müslüman birisi evlenebilir mi? Mümtehine suresi 10. ayette Allah kafir erkek ve kadınlarla Müslüman birisinin evlenmesini haram kılıyor. Hatta hicretten önce henüz müşrik olan Ebul As bin Rebi ile evli olan Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Zeynep, müşriklerle evlenme yasağını bildiren Bakara suresi 221. ayet nazil olduktan sonra kocasını terk ederek Medine'ye gelmiştir. Hazreti Ömer de Mümtehine suresi 10. ayet nazil olduktan sonra Medine'ye hicreti reddederek irtidat ettiği için müşrike olan eşi Kureybe binti Ebu Ümeyye ile evliliğine son vermiştir. Yani senin sorduğun sorunun cevabı hayır. Peki niye evlenemiyorlar? Allah neden böyle bir hüküm vermiş? Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Biz bu konu hakkında daha öncesinde bir röportaj yapmıştık ve cevaplar bizi de şaşırtmıştı. Müslüman olduğunu söyleyip de İslam'ın emrettiğinin dışında söylemlerde bulunanlar olmuştu. Bilmediklerinden de bunları demiş olabilirler. Yargılayıcı ve dışlayıcı bir üslupla değil de samimi bir şekilde cevap vermek isterim. O yüzden bu konuda beni dikkatlice dinlemeni rica ediyorum. Tamamdır. Bu tarz bir hüküm sadece İslamiyet'te yoktur. Farklı dini inançlarda da vardır. Mesela Yahudilikte bu konu hakkında sana bir yer okumak istiyorum. Babil sürgülü sonrasında Yahudi peygamberlerinden Ezra, Yahudilerin kendi kültürlerine yabancılaşmaya başlamasına onların yabancı kadınlarla evlenmelerinin sebep olduğunu ifade etmiş ve onlara şöyle demiştir. Siz hainlik ettiniz ve İsrail'in günahını arttırmak için yabancı kadınlar aldınız. Ve şimdi atalarımızın Allah'ı Rabbe suçunuzu itiraf edin. Ona hoş olanı yapın. Memleketin kavimlerinden ve yabancı kadınlarından ayrılın. Ezra'nın bu sözünden hareketle yabancı kadınlarla evli olan Yahudiler eşlerini boşayacaklarına dair söz vermişlerdir. Hatta bu olaydan sonra yabancı kadınlarla evli olan Yahudiler çocukları olmasına rağmen evliliklerine son veriyorlar. Aynı şekilde Yahudilerin peygamberlerinden Yeşu ve Nehemya da Yahudi bir erkeğin farklı bir dine mensup bir kadınla evlendiğinde onu boşamasının gerektiği hususundaki emirleri Tevrat'ta da yer almaktadır. Bir diğeri de Hristiyanlık. Hristiyan bir erkeğin Hristiyan olmayan bir kadınla evlenmesinin tek şartı kadının Hristiyan olması. Bu sebepten dolayı 12. asra kadar kilise Hristiyan birisinin Hristiyan olmayan birisiyle evliliğine izin verilmiyor. Hristiyan mezhepler arasında evlenme yasağının olduğunu biliyor musun? Hiç duymamıştım. Hristiyanlıkta Ortodoks, Katolik ve Protestanlık gibi mezhepler arasındaki fikir ayrılıklarından dolayı evlenme engelleri bulunuyor. Bu söylediklerimden de baktığımızda Hristiyanlıkta da din farkı nikah ahdinin gerçekleşmesine bir engel olduğunu görüyoruz. Tabii ben burada iki tane farklı semavi dinden bahsettim. Lakin sen de araştırma yaptığında diğer farklı dinlerde de bu evlilik engellerinin olduğunu göreceksin. Gelelim İslamiyet'e. Bir Müslümanın amacı nedir? Allah razı edip cennete gitmek.
Evet, öyle diyebiliriz. Şimdi az sonra anlatacaklarımı anlaman için sana bir örnek vereceğim. Az önceki sorduğum soruya benziyor. Bir boksörün amacı nedir? Boks maçını kazanmak. Şimdi bir boksör maçı kazanmak için sağlığına dikkat etse, yediklerine içtiklerine dikkat etse, vücut geliştirmek ile uğraşsa ve bu uğraşların belli kurallarını ve yapılması gerekenlerini ve yapılmaması gerekenlerini yapsa, biz maçı kazanmak için bunları yapan boksöre karşı olur muyuz? Hayır, olmayız. Hatta maçı kazanmak istiyorsa bu kuralları yerine getirmesini söyleriz. Şimdi aynı şekilde düşünerek açıklamamı dinlemeni istiyorum. Nikah, Allah'ın huzurunda şahitlerin eşliğinde yapılan bir anlaşmadır. Lakin karşıdaki kişi Allah'ı kabul etmediğinden bu nikah geçersiz sayılıyor. O ayrı bir konu ama İslam inancında iki insan evlilik üzerine bir araya geldiğinde şu düşünce vardır. Evlilikte yaptığımız her amelde adaleti gözetmeliyiz. Allah'a karşı bu yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Eşlerimiz bize emanettir, onlar bizden sorumlu, biz de onlardan sorumluyuz. Hem dünya hem ahirette birlikte olmak, Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle aynı evde birlikte yaşamak üzere hayatımızı bir araya getirmek istiyoruz. Temel manada bu düşünceler vardır. Şimdi senin sorduğun durumda bu düşünceyi kabul etmeyen birisi olacak. Ki evlilik Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bir ameldir. Allah Resulü'nün de şöyle bir hadisi vardır. Kişi evlendiği zaman dininin yarısını korumuş olur, geri kalan yarısı için de Allah'a karşı gelmekten sakınsın buyurur. Yani bu hadisten de çıkarabileceğimiz üzere evlilik dinimizin yarısını temin altına alabileceğimiz çok önemli bir mesele. Allah'ın rızasını kazanmak senin için ne kadar büyük bir önem arz ediyor ama karşıdaki tarafın buna dikkat etmek gibi bir hassasiyeti yok. Tabii ki bu gibi durumlarda bazı sıkıntılar olacaktır. İslam alimleri bu tarz bir evliliğin yasaklanmasının sebeplerinden birkaçını söylemiştir. Onları sana okumak isterim. Sebepler arasında şunu söylüyorlar. Eşler arasındaki inanç farklılığının endişe ve karşılıklı nefret duygularına yol açması, sevgi, sükunet ve dayanışma temelleri üzerine yükseltilmesi gereken evlilik hayatını sarsmasıdır. Ayrıca müşrik kadının Allah'a, ahiret gününe, hesap ve öldükten sonra dirilmeyi emreden bir dine bağlı olmayışı, ihanetinin kolaylaşmasına ve nefsinin isteklerinin kapılmasına sebep olur. Öte yandan Müslümanlarla kafirler arasında gerçekleştirilecek bu tarz evliliklerde eşler arasında oluşacak yardımlaşma ve dayanışma yoluyla farkına varmadan Müslümanın kalbine küfür sirayet eder buyuruyor. Bu tarz evlilikler sadece bu zamana has değil, daha öncesinden de yaşanmış. Bu tarz evlilik yapan Yahudi ve Hristiyanlar zamanla inançsız ya da putperest eşlerine benzer hal ve hareketlerde bulundukları gözlemlenmiş. Bundan mütevellit de başka bir dine mensup birisiyle evlenme yasağına dikkat edilmiştir. Hatta günümüzde yapılan bir araştırmada Yahudilerin %97'sinin, Katoliklerin %94'ünün, Protestanların da %74'ünün kendi dininden olanlarla evlendikleri tespit edilmiştir. Bunları bilmiyordum. Bu tarz farklı bir inanç mensubuyla evlenmenin çok daha farklı sonuçlar doğurduğu durumlar var. Onlara da geleceğiz. Şimdi gelelim bu tarz bir evlilik sürecinde doğabilecek sıkıntılardan bazılarına. Birincisi bireyler arasındaki hukuk mevzusu. Şimdi bu bireyler arasındaki hukuku kim tahsis edecek? İslamiyet'te evlilikteki sınırları Allah'ın emirleri belirler. Ki İslamiyet lavaboya girerken dahi bir adab, bir usul belirlerken elbette evlilikte de ev yaşamından mahrem konulara kadar belli emirler ve sınırlar getirmiştir. Lakin karşıdaki kişi bunları kabul etmediğinden İslamiyet'in emrettiğinin dışında arzu ve isteklerde bulunabilir. Evlilik sürecinde böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında Müslüman olan erkek veya kadın yapmaması gereken bir eylemi yapmak durumunda kalabilir. Öyle değil mi? Evet. İslamiyet ayrıca neslin korunmasına da çok önem vermiştir. Diyelim ki böyle bir evlilikten bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk hangi usullere göre yetiştirilecek? Müslüman olan anne veya baba doğal olarak evladına Allah'ı, Peygamber Efendimiz'i, ahireti ve İslam inancındaki değerleri anlatmak isteyecek. Fakat bunlara inanmayan diğer ebeveyni ben bunların doğru olduğunu düşünmüyorum, evladıma da bunların anlatılmasını istemiyorum diyebilir. Düşünsene bu durumda çocuğun ahiret hayatı riske atılmış olmaz mı? Günümüzde Müslüman bir anne babanın evladı farklı bir inanca mensup olabilirken böyle bir birliktelikten olabilecek çocuk nasıl Müslüman bir birey olarak yetiştirilecek? Nasıl Müslüman bir birey olarak yetiştirilecek? Bu da düşünülmesi gereken farklı bir konu. Gelelim ibadet mevzusuna. Müslüman olan birey evlilikte ibadetlerini yerine getirmekte zorlanabilir. Bir inanca sahip olmayan taraf eşinin namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirmesini istemeyebilir. Ki oruç gibi bir ibadette yapılması ve uyulması gereken kurallar var. Bu gibi bir durumda karşı taraf Müslüman olan eşinin onun yapmaması gereken bir şeyi yapmasını isteyebilir. Bunu daha da çoğaltabiliriz. Mesela eşler arasındaki güven mevzusu. Evlilikte bireylerin birbirlerine olan güvenleri çok önemlidir. Ve İslamiyet'te bireylerin birbirlerine
kabirlere olan sadakatleri Allah'a olan bağlılıklarından gelir. Mesela Müslüman bir kadın şöyle düşünür. Dışarıdaki kocam bana sadakatsizlik yapmaz. Çünkü ben görmesem bile Allah onu görüyor ve bu sebepten onun rızasını kaybedecek bir şey yapmaz. Ve beni aldatmaz diye düşünürken inançsız olan birisi bu duygu ve düşünce ahlaki, etik ve değerlere sahip olmadığından rahatça bu istenmeyen duruma düşebilir. Ya da eşinin yanında onun güvenini sarsacak bir hal ve harekette bulunabilir. Başka kadınlara nazar edebilir. Çünkü bu onun için gayet normal bir şeydir. Peki eşler birbirini sevmiş. Yani birlikte olsalar ne olacak ki? Boksör örneğini hatırla. Maça çıkmadan önce formuna, sağlığına ve yemesine içmesine dikkat etmesi lazım. Ama bir bakıyoruz ki ne yemesine içmesine dikkat ediyor, ne formuna dikkat ediyor, ne de sağlığına dikkat ediyor. Hantallaşmış, kas kütlesini kaybetmiş ve kilo almış. Onu gördüğümüzde ne deriz? Dostum sen gerçekten maçı kazanmak istiyor musun? Üzgünüm ama böyle gidersen maçı kaybedeceksin deriz, öyle değil mi? Bir Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak için belli amellerde bulunur. Evlilik de bunlardan biridir. Evlilik Allah'ı razı etmek için yapılan bir ameldir. Ve bahsettiğim hadiste de geçtiği üzere dinin yarısını temin altına alan ciddi bir müessesedir. Bizim kendi heva ve hislerimizle hareket edebileceğimiz bir durum değildir. Ki İslam insanların hislerine göre hüküm vermez veya hükmü değiştirmez. Dünyada birçok insanın meşru ya da gayrimeşru birçok heva ve arzuları vardır. Din bir his ve heva uğruna taviz verirse o din bozulur. Sorularıma sabırla cevap verdin. Aklımdaki tüm soruları giderdin. Teşekkür ederim. Rabbim bizleri istikamet üzerine eylesin. İnşallah her birimiz Allah'ın rızasını gözetecek bir evlilik yaparız. Sorum olursa tekrar geleceğim. Tamam. Her zaman bekleriz. Allah sizden razı olsun. Böyle kanalları, böyle sohbetleri çoğaltın. Siz tebliğ yapıyorsunuz. Şu anda 21. yüzyılda siz Allah razı olsun Peygamber Efendimizin görevini yapıyorsunuz. Tabi onun görevi bitti. Görevi derken onun bize mirası olan görev tebliğ görevini yapıyoruz. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun katıldığınız için.